Hayırlı Ramazanlar, cümleten selamlar hüküm. Rabbim Ramazan-ı Şerifinizi mübarek eylesin. Hayırlara vesile eylesin. Şu Ramazan anahtarıyla, oruç anahtarıyla çok hakikatlerin, çok manaların kapısını açabilmeyi hepimize nasip etsin. Şimdi öyle bir imtihandayız ki bu imtihanın güzelliği şu, bu imtihanda kopya çekmek serbest. Birbirine kopya vermek serbest. Hatta kopya çekene ve verene sevap yazılıyor. Şu anda da birbirimize kopya veriyoruz. İmtihanımızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Kitap defter serbest. Değil mi? Birbirine yardımcı olmak serbest. Böyle bir imtihanı da kaybedersek insaf doğrusu. Demek Cenab-ı Hak bizi böyle güzel, böyle tatlı, böyle bir güzel, değil mi? Letafetli, böyle kolay bir imtihanın içine sokmuş. O yüzden bu kadar hakikatlar, bu kadar güzellikler, bire bin yazan şu bereketli günler, bire otuz bin katlayan Leyle-i Kadir gibi, Leyle-i Regaif gibi, Leyle-i Miraç gibi bütün o kıymetdar mübarek geceler hayatımızda varken, bu gecelere rastlamışken, bu geceleri yaşamış iken, bu gecelere denk gelmişken kendimizi affettiremezsek, şu ebedi hayatımızı kazanamazsak yazık olur bize. Yazıklar olsun bize. Allah muhafaza etsin. Rabbim inşallah kıymetini idrak edenlerden eylesin. Sizin gayretlerinizle elhamdülillah günden güne daha çok insanlara ulaşılıp daha güzel yerlere <laughs> Rabbim ulaştırıyor. Dünyanın her yerinden mesajlar var. Dünyanın her yerinden güzel dönüşler var. Almanca videomuzu da dün gece yayına koyduk. Elhamdülillah bir günde 4500'den fazla sadece Almanya'da izlenmiş. Ve inşallah gidiyor da reklam veriyoruz. Reklam verince daha çok izleniyor, daha çok insanlara gösteriliyor. Rabbim inşallah istifade etmeyi nasip etsin. Dünyaya bu hakikatların ulaşmasında Rabbim bizi kullansın inşallah. Bizi böyle bir davada kullansın. Şimdi eğer biz Cenab-ı Hakk'ın bizi böyle kutsi, böyle ulvi bir davada kullanması için gayret etmezsek, boyun eğmezsek, öyleyse Allah muhafaza şeytan kullanır bizi, boş kalmayız. Birinden biri muhakkak kullanacak bizi, kullanılacağız. Öyleyse Rabbimizin bizi kendi davasında, kendi hakikatlarının dünyaya ulaşmasında kullanması için boyun eğmemiz, gayret etmemiz, çaba göstermemiz gerekiyor. Yoksa Allah muhafaza azıcık nazlanırsak, bir şeyler yaptık diye kendimizi havalara sokarsak bu dava omuzumuzdan alınır. Rütbeleri sökülmüş bir asker gibi, vazifesi elinden alınmış, işten atılmış bir memur gibi ortada dımdızda kalırız Allah muhafaza. Omuzumuzdan bu kutsi yük, bu ulvi yük bu bize şeref veren bu şerefli yük omuzumuzdan alınır. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Şimdi <laughs> hızlı bir şekilde paylaşalım. Bugün Ramazan-ı Şerif'i yaşamak, orucu yaşamak. Biz hep böyle hani orucu tuttuk diye konuşuyoruz ya oruç tuttuk, oruç tuttuk. Aslında Cenab-ı Hak bizden orucu yaşamamızı istiyor. Haddizatında Orucu biz tutmuyoruz. O bizi tutuyor. Her noktada bizi muhafaza ediyor, tutuyor. Düşmekten kurtarıyor. Aa, bizden istenen nedir? Orucun hakkını vermek. Eğer biz oruca tutunursak oruç bizi tutar. Biz orucu sadece aç kalmaktan ibaret bir, ibaret bir oruç tutmanın daha ötesinde orucun hakkatını, manasını, ruhunu yaşamaya çalışırsak inanın o oruç bizi yaşatır. O oruç bizi ihya eder. O oruç bizi insan olduğumuzun farkına vardırır. Şimdi bugün Ramazan Risalesi'nden beşinci nükteyi okuyacağız. Bu beşinci nüktenin enteresan bir manası var. Çok farklı bir hakikati var. Belki de oruca hiç bu noktadan bakmadık. Bu zamana kadar belki de hiç orucu hiç böyle düşünmedik. Yani o serkeşlik manasını hiç anlamamışız belki de çok zaman kendimizi Allah'a itaat eder vaziyette zannederken isyan içinde olduğumuzun farkına belki de daha önce hiç varmamışız. Burada bizim içinde bulunduğumuz fakat farkında olmadığımız bir halimizi ortaya dökecek. Gaflet halimizi Uyanıklık zannettiğimiz bir halimizi ortaya çıkaracak. Bir uyanacağız, bakacağız ki gafletteymişiz. Hani bazı insan böyle uykudayken rüyasında uyanır ya. Şimdi gerçekte mi uyandı, rüyasında mı uyandı farkında değildir. Çünkü uykuda olduğunu unutmuş. Rüyada olduğunu bilmiyor ama rüyasında uyanmış. Halbuki dışarıdan uyanık aleminden bakan onun gerçekte uyuduğunu görüyor. Fakat onun rüyasının içine girip ona desen ki sen şu anda uyuyorsun desen mümkün değil inandıramaz. O yüzden diyor ki Bediüzzaman Hazretleri Ey uykudayken kendilerini ayık zannedenler umuru diniyede müsamaha veya teşebbühle medenilere yanaşmayın. Aranızdaki dere çok derindir. Yoldurup hattı muhasalayı temin edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak edersiniz veya dalalete düşer boğulursunuz diyor. Yani demek ehli dalaletin, ehli dünyanın, şeytan peşinden giden insanların suri zinet ve aldatıcı gayrimeşru lezzetlerine aldanıp taklit etmeyin. Dışarıdan görünüşlerinin cazibesi sizi aldatmasın. O cennet gibi görünen hallerinin, vaziyetlerinin, tavırlarının, yaşantılarının içinde ruhlarında yaşadıkları Allahsızlığın verdiği, imansızlığın verdiği, talaretin verdiği ve ölümün idamına adım adım gidişin verdiği dehşetli bir azap, manevi bir cehennem var ki siz imanla o cehennemden daha dünyadayken kurtulmuşsunuz. Ne kadar enteresan bir bakış açısı. Ne kadar müthiş bir mana bu ya. Ha. Şimdi şu beşinci nükteyi hep beraber inşallah anlamaya, istifade etmeye çalışalım. Şimdi burada şu manayı da aklımızdan hiç çıkarmayalım. Çok önemli bir nokta bu. Şimdi insanın yaptığı her şeyin adı sadece ve sadece duadır. Biz dua dışında, hiçbir şeye muvaffak olamayız. Bizim dua dışında elimizden gelen hiçbir şey de asla yoktur. Yani hatta diyor ki esbab olanlar müsebbebatı neticeleri Cenab-ı Hak'tan isterler. Yani çiftçi sabanla kullukla tarlayı sürerken rahmeti ilahiyenin kapısını saban ile çalar diyor. Sularken budarken bütün o fiiller asla bir elmayı topraktan çıkarıp da yaratmak için yetmez. Öyleyse Cenab-ı Hak o şartları, o değil mi gayretleri, samimiyetleri, çabaları dua olarak kabul edip o duaların neticesinde doğrudan doğruya rahmetinden ikram eder, ihsan eder. Şimdi biz nasıl toprağı, fidanı, suyu değil mi budamayı, ilaçlamayı, bütün gübreyi falan hepsini bir araya getirdik. O vaziyetle ya Rabbi biz şartları yerine getirdik. Biz sebepleri bir araya topladık. Neticeyi de senden bekliyoruz diye ondan istedik ya. Aynı şu anda yaptığımız fiil bunun ta kendisiymiş. Biz şu anda ekranları açtık. Youtube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan yayınları açtık. Siz de gözlerinizi kulaklarınızı açtınız bu hakikatlara teveccüh ettiniz. Kur'an'ın hazinesini önümüze açtık. Şimdi şu vaziyette ya Rabbi, ya İlahi, ya halikimiz ne olur bize Kur'an'ının manalarını ikram et, ihsan et. Şu hakikatları bize aç. Kalbimizi, ruhumuzu şu mananın feyziyle, coşkusuyla, hakkatıyla doldur ve taşır diye biz aslında şu halimizle Cenab-ı Hakk'a bir dua tavrı takınıyormuşuz. Bir yakarış ve yalvarış halimiz şu halimiz. Rabbim inşallah hepimize beraber ihsan eder, ikram eder. Hiçbir zaman aklımızın ucundan bile geçmeyen hakikatları şu derslerde ilham eder inşallah. Beşinci nükte. Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzibi ahlakına, ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki tehzib ahlak demek yani nefsin ahlakına ayar vermek düzenlemek bir noktaya çekmek yani şöyle düşünün insanın iç dünyasında duyguların bir muazenesi var. Eğer o muazene kaybedilirse insanı Allah muhafaza insanlıktan bile çıkarabilir. Bu duyguların içinde kalbe, ruha ait manevi duygular olduğu gibi nefse ait hayvani ve süfli duygular da var. Bunların tamamı şu vücut dediğimiz apartmanda beraber bulunuyor. Fakat bu binanın, bu sarayın bir Değil mi? Mertebe kademesi var. Neyi var? Bir dizilişi var. En üstten en alta doğru bir dizilişi var. Makam ve mertebe farkı var bu binadaki duyguların. Bu binada oturan sakinlerin makam ve mertebe farkı var. Mesela kalp bir kumandan bir sultanmış. Çünkü kalp neydi? Cenab-ı Hakk'ın Beytullah'ı. Allah'la irtibatı kurduğumuz duygumuz, kalp duygusu. Latife-i Rabbaniye demek bu. Ha. İkincisi değil mi? Akıl var. Akıl da şu vücudun idaresi noktasında bir efendiymiş. Aklımızla ne yapacağız? Şu vücudun idaresini düşüneceğiz, tedbirlerini düşüneceğiz. Düşünce ne yapacağız? Hemen düşüneceğiz, örtüneceğiz. Hastalanınca ilaç kullan. Bunlar hep akıllı ve şuurlu insanların işi. Şimdi bakın bütün duygular böyleymiş. Fakat bir de bu binanın kapıcısı ve köpeği var. O da bu sarayın, onlar da bu sarayın bir tebaası. Fakat şimdi iktisat iharesinde anlattığı gibi şimdi kapıcıya rüşvet vere vere kapıcı baştan çıkar. Kapıcının ve ka sarayın köpeğinin her istediği yapıla yapıla köpek kapıcı baştan çıkar sarayın idarecisi gibi kendini zannetmeye başlar. Sarayı idare etmeye başlar. Değil mi sarayın efendisi de gelir sarayın itiyle köpeğiyle oynar. Onu oynatmaya yardım ederse sarayı koordine de kapıcıya kalırsa o zaman bu saray karışmış. içeride her şey alt üst olmuş. Sarayın başına değil mi kapıcı geçmiş. Sarayın efendisi itin köpeğin peşine takılmış. Ne demek bu? Bu saray insani bir saray değil. Hayvaniyete hatta hayvaniyetten de aşağı bir mertebeye hayvaniyetin hizmetine verilmiş bir saraydır. Öyleyse tehzib ve ahlak demek her şeyi yerli yerine oturtmak. Ha, efe kalp sultanlığını bilecek, akıl efendiliğini bilecek, kapıcı kapıcılığını bilecek, köpek de köpekliğini bilecek. Herkes makamında güzel. Her şey makamında güzel. İşte o zaman bu saray insan oluyor. İnsan olmanın dizilişi buymuş. Ama dizilişlerin yerleri değişti mi? Makamlar, mertebeler karıştı mı? Allah muhafaza bizi insanlığımızdan bile edebilir. Ha, şimdi biz nereden anlarız sarayın efendisinin kim olduğunu? Sarayda yönetimi kimin eline geçerdi, geçirdiğini nereden anlarız? Şimdi düşünün. <laughs> Şöyle uzaktan bir araba gidiyor. Şimdi adam arabanın yaptığı hareketlerden dolayı şuursuz hareketler yapıyorsa adam ne diyor? Ya diyor arkadaş bu arabanın diyor kuman, kaptanı diyor herhalde sarhoş diyor. Şimdi nereden anladın canım? Niye suyu ediyorsun? Niye ön yargılı hareket ediyorsun? Hayır hayır. Arabanın gidişinden belli. Bunu değil mi direksiyonu sarhoş ele geçirmiş. Sarhoş olmayan birisi olsaydı direksiyonda bu araba bu hareketleri yapmazdı. Biraz sonra gitti bir yere tosladı. Şimdi biz arkadan gidişatını görünce onun kumandasının kimin elinde olduğunu tahmin ettik. Aklen, mantıken fikir yürüttük ortaya çıktı. Ha, şimdi bizim sarayın kumandası kimin elinde? Bu saray yani şu insan değil mi günlük hayatta nelerin peşinde koşuyor? Nasıl bir istikamet sergiliyor? Nerelere doğru akıp, akıp gidiyor? Değil mi? Nelerin peşinde kendi hayatını heder ediyor. Hayvani, nefsani, şehvani kulvarların dışına çıkamıyorsa belli ki sarayı köpek ele geçirmiş. Yani insan sarayının köpeği de nefistir. Şehvettir. Ha, insanı demek ne yapmış? Sarayı köpek ele geçirmiş. Ve bütün efendiyi, sultanı peşinde gezdiriyor. Şimdi böyle bir saray nedir? Alt üst olmuştur. Böyle bir saraya saray da denmez. Böyle bir sultana sultan da denmez. Aa, sarayın köpeği ve kapıcısı sarayın idaresini ele geçirmiş. Böyle bir sarayın tehzibi ahlaka ihtiyacı var. Yani yani saraydaki ihtilalin bir an evvel bastırılıp sultanın sultan koltuğuna, efendinin efendi koltuğuna kapıcının da kapıya köpeğin de bahçedeki kulübeye konulması icap ediyor. Şimdi tam böyle ihtilali bastıramamış değil mi? yönetimi nefis ve şeytan ele geçirmiş vaziyetteyken tam böyle darbenin altında ezilirken birden oruç imdadımıza yetişiyor. Bütün ihtilalcilerin nefesini kesiyor. Ha, bütün ihtilalcilerin iktidarını kırıveriyor ve saraydaki değil mi düzeni, intizamı tekrar fabrika ayarlarına döndürüyor. Normale çeviriyor. Nasıl mı? Bakın ne diyor. Nefsi insaniye gafletle kendisini unutuyor. Mahiyetindeki hassiz aczi ve nihayetsiz fakrı ve gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Allah Allah. Bakın, göremez ayrı, görmek istemez ayrı. Cahillik ayrı bir şey, bilmiyordur adam. Fakat bir de tecahül var, tecahül. Bilip de bilmemezlikten gelmek. Şimdi bakın, devamlı her istediğine ulaştığından, devamlı sultanlar gibi her türlü nazı, keyfi çekildiğinden, devamlı değil mi? Adeta krallar gibi her arzusuna yetiştiğinden dolayı bakın her istediğine ulaşınca kendisi istediğine ulaşması esnasında onu arzularına isteklerine ulaştıran onun isteklerini dua olarak kabul edip de onun arzularını yerine getiren Cenab-ı Hakk'ı unutuveriyor. Şimdi düşünün mesela bir evde çocuk değil mi her gün babasının koyduğu yerden haşlığı alıyor. Her gün hiçbir aksama yok her gün. Artık babasına isyan eder vaziyette. Bir gün çıksa dese ki babasına ya sen benim için ne yaptın ki dese. Değil mi? Senin bana, ne faydan var ki dese. Babası celallenir kızar değil mi? Bir gün de elini attı baktı koyduğu yerde para yok. Ha, çarşıya çıktı aç susuz. Berbere gitti tıraş olamadı. Gezdi Tozlu yiyemedi, içemedi, eve döndü boynu bükük, vay be. Ertesi gün elini attığı yerde bulunca ne der, vay be, baba sen neymişsin be. Bilememişim senin kıymetini. Bak devamlı o nimetin içinde bulunduğundan, böyle diyor, bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta unutulur, hatta hatta inkarın sebeplerinden bir tanesi de ülfet ve adettir. Devamlı içinde bulunmaktır. Aa, i̇nsan unutuveriyor. Şimdi ne oldu bak birden babasının değil mi, ne kadar değerli olduğunu anladı. Bir de babasız kendisinin hiç olduğunu o gün idrak etti değil mi çocuk? Aa, o gün anladı mı babasının onun için neler yaptığını? Şimdi bakın insan her istediğinde her istediği şeye ulaştığı zaman Sanki her istediğine onu ulaştıran Cenab-ı Hakk'ı unutuveriyor. Unutunca bu sefer unuttuğu Allah'a karşı minnettarlık duygusu hissetmiyor. Yaratılış gayesi olan şükrü de unutuyor. Bir de kendisini, burası çok önemli, müstakil ve bağımsız zannediyor. Ben diyor istediğim gibi yaşarım diyor. Almanya'dan bir hocamız gelmişti de bahsetti dedi ki Almanya'da dedi çocuklara ilkokul seviyesinde ilk öğrettikleri şey şu. Çocuklar bu vücut sizin. Bu hayat sizin. Siz kimseye bağlı, bağımlı değilsiniz. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Eğer anneniz, babanız sizin hayatınıza herhangi bir şekilde yön vermeye kalkışıyorsa size herhangi bir şekilde baskı kuruyorsa hemen devlete müracaat edin. Devlet sizi alıp özgürlüğünüze kavuştursun diye. Bakın bu şeytani felsefenin, bu şeytani medeniyetin içindeki hayvani özgürlüğü anlatıyor. Aslında bu mu özgürlük Allah aşkına? O çocuğu o yaşta kendi nefsinin ve heveslerinin peşinde perişan etmek mi özgürlük? Öyle ya. Şimdi çocuğu içeride odada bıraktın. Sobaya doğru gidiyor. Ya özgür kendi haline bırak. O da gitti, sobaya yapıştı. Şu anda insanlığın hali bu. Toplumun hali bu. Gençlerin hali bu. Sobaya doğru gidiyoruz cehennem sobasına doğru. Bu halde insanları kendi haline bırakmak özgürlük mü Allah aşkına? İyilik mi? Yapılacak iş mi? Ha. Öyleyse bakın önce şeytan ve nefis nereden giriyor? Sen müstakilsin diyor. Sen kendine aitsin. Öyleyse kimseye hesap vermeye mecbur değilsin. Senin hayatına kimse müdahale edip yön veremez. Halbuki Kur'an ve İslamiyet ne diyordu? Ey insan sen kendi kendine malik değilsin. Sen kudreti nihayetsiz, rahmeti sonsuz bir maliki kerimin memlüküsün. Memlük demek hiçbir şeyi kendine ait olmayan, hatta kendisi de kendine ait olmayan kimliği başkasının elinde olan köle demek, abd demek, abd. Biz de öyle değil miyiz ya? Neyimiz bize ait Allah aşkına? Bizim kendi irademizle, iktidarımızla, gücümüzle, kuvvetimizle, bileğimizle, aklımızla kazandığımız ne var Allah aşkına? Ha öyleyse, her şeyimiz ona aitse, her nefeste ona bağlıysak, bir nefes verdi, çektik, vermedi, bittik kalbimizin her atışı nabzımızın her dokunuşu onun elindeyse öyleyse bizim hürriyetten bizim müstakil yaşamaktan bizim hiçbir şeye bağımlı olmadan bağımsız bir hal bir hayat bir vaziyet sergilemek bizim değil mi? ne yapmaz bize asla yakışmaz değil mi bizim mahiyetimiz bu değil çünkü biz bağımlıyız her şeyimizle ona bağımlıyız. ve bizim hürriyetimiz de aslında nefsin, hayvaniyetin elinden dizginleri alıp Cenab-ı Hakk'ın saltanatında ona tabi olup onun yeryüzünde şerefli bir misafir olarak başımız dik gezmektedir ya. Yoksa menfaatlerin önünde boynumuz bükük, belimiz bükük. nokta kadar bir menfaatin önünde virgül kadar eğilerek böyle hürriyet olmaz. Böyle insanlık olmaz, böyle izzet ve şeref de olmaz. Ya Nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hassiz aczi, nihayetsiz fakrı gayet derecede kusurunu göremez ve görmek istemez. Şimdi eşek kanının gölgesinde gidermiş de bakarmış gölgem ne büyük dermiş. Oradan kanı çekirse bakacak ki kendisi cılız bir şey. <laughs> şimdi düşünün yani öküzün gölgesinde gidiyor kendi gölgesine büyük diyor değil mi şimdi? Şimdi düşünün Allah aşkına ya. Hayatımızda Cenab-ı Hakk'ın bize verdikleri, ikram ettikleri, onun yardımı, onun inayeti bir şekilde verse. Değil mi? Ortaya ne, ne kalır ki? Bazen işte Cenab-ı Hak bizi acize düşürüyor, çaresizliğe düşürüyor. Bazen hastalığa düşer ediyor. Bazen verdiklerini bir anda alı veriyor ta ki sen tek başına müstakil olarak hiçsin hiçbir şey ifade etmezsin yaşaman bile mümkün değil onun inayeti olmadan ha bu manayı bize hatırlatmak nefsin kulluğunu köleliğini nefse tekrar tekrar hatırlatıp onu o moda sokmak için bakın ne diyor nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor Mahiyetindeki hassiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta Polat'tan bir vücudu var gibi, layemutane kendini ebedi tahayyül eder gibi, Dünyaya saldırır. Taşı sıksam suyunu çıkarırım diyor adam. <laughs> ne zannediyor? O gücü, kuvveti kendinden zannediyor. O ona böyle bir benlik veriyor ki, öyle bir enaniyet veriyor ki, nefis ondan öyle şımarıyor ki, haşa değil mi? Allah'a karşı onu bir koz olarak, onu isyan vesilesi olarak kullanıyor. Gücüm var, kuvvetim var diyor. Sonra, bakın şimdi. Şedid bir hırs ve tamayla, ve şiddetli bir alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır ve hem kendini kemali şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur. Hem netice hayatını ve hayatı uhreviyesini düşünmez ahlakı seyyiye içinde pis kötü ahlaklar içinde yuvarlanır gider. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve en mütemerritlere yani uyanmamakta inat eden, en zayıf olduğu halde kendini güçlü görmekte ısrar eden en gafillere ve en zayıflere, mütemerritlere zafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Bakın bilmek başkadır, İhsas başkadır. İhsas hissetmek demek. Bilmek, ilmen bilmek. Ben biliyorum ki acizim, fakirim, çaresizim. Fakat o acizliğimi, o fakirliğimi, o çaresizliğimi bilgi seviyesinde biliyorum. Hissetmiyorum. Çok önemli bir nokta bu. Yani hakkallekin derecesi. İlmen bir şeyi bilirsiniz ama hakkallekin hissetmek başkadır. Fakirin halini, açlığını, susuzluğunu ilmen bilirsiniz. Dünyada kaç tane fakir var, ne kadar aç, evine kaç ekmek götürüyor, kaç tanesi götüremiyor. Bunu ilmen bilirsiniz. İstatistikler var. Fakat fakirin halini yaşayarak, hissederek, iliklerinize kadar hissetmek ancak oruçla mümkündür. Hakka yakin derecesinde. Şimdi biz de ilmen biliyoruz ki Allah, Cenab-ı Hakk'ın iradesi, himayeti, inayeti olmasa biz hiçiz. Hiçbir kıymet ifade etmeyiz. Bizim kendimize ait bırakın gücümüzü, kuvvetimizi, ilmimizi, varlığımız bile yok. Onun var etmesiyle varız biz. Ama ne yazık ki demi insan ne yapıyor? İçinde bulunduğu vaziyeti unutuveriyor. Bu da vaziyetten gaflet. İnsanın içinde bulunduğu vaziyeti unutması da böyle bir gaflet çeşidi. Ha, oruç bir anda bize acizliğimizi, fakirliğimizi, çaresizliğimizi ve bizim hayatımızı devam ettirmemize, ayakta durmamıza vesile olan her şeyin bizzat onun iradesiyle, onun şefkatiyle, onun merhametiyle ikram edildiğini unuttuğumuz anda birden imdadımıza yetişip gelip hissettiriyor bize. Sen busun işte. Busun sen. Bu vaziyettesin. Elinden hiçbir şey gelmez gücün kuvvetin hiçbir şeye yetmez. Bunu başka yerde yağmursuzluk ve yağmur namazı için anlatıyor. Öyle ya şimdi adam zahir vakitte değil mi? Ne diyor? Ekmeğimi taştan çıkarırım, topraktan çıkarırım. Şunu yaparım, bunu yaparım. Cenab-ı Hak suyu bir kesiyor. Her taraf taş toprak. Hadi git çıkar bakalım hadi. Hemen ellerimizi ya Rabbi yardım et. Hadi taştan çıkarıyordun ya ekmeğini. Değil mi? Toprağı sıksam suyunu çıkarırım falan. Hadi buyur. Ha, Cenab-ı Hak acizliğimizi bir hissettiriyor. Eller otomatik kalkıyor. Aman ya Rabbi yardım et. Bakın şimdi otomatik bir sistem var insanın vücudunda. Ruha Cenab-ı Hak bu hali derc etmiş. Acizliğini hissettiği an eller zergahı ilahiye ne yapıyor? Kalkıveriyor. Eğer ellerimizi hep dergahı ilahiye kaldırabilsek Cenab-ı Hak çoğu zaman bizi musibetlerle, belalarla imtihan edip de acizliğimizi bize tekrar tekrar hissettirmek için başımıza vurmayacak. Ya işte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve mütemerritlere zafını, azzini, fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşündürüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Tam şimdi deyim iftara yakın. Böyle insan Adeta nefesi kesilmiş, kuvveti tükenmiş, aciz, yelkenleri indirmiş, boynu bükük. Hiç isyan etmek içinizden geliyor mu şu anda? Hiç Allah'ın emrine muhalefet içinizden geliyor mu? Bakın tam bir kulluk tavrı ya. Değil mi? Adeta bütün duygularıyla insan kulluğunu yaşamaya başlıyor ya. İşte orucu yaşamak bu. Ya ve nefsin firavunluğunu bırakıp ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemali az ve fakr ile dergahı ilahiyeye ilticaya bir arzu hisseder. Bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise. Şükrü manevi çok önemli bir nokta bu. Şükrü manevi. Yani bizim maddi şükrümüz var ya elhamdülillah ya Rabbi sana şükürler olsun diyoruz. Her nimetin şükrünü kendi cinsinden, onları da kendi cinsinden şükretmeye ifade etmeye, ilan etmeye çalışıyoruz. Şimdi bir de diyor ki şükrü manevi. Yani insanın bir maddesi var, bir de manası var. Şimdi ibadetlerin de bir maddesi var, bir de manası var. Mesela namazın maddesi nedir? İçinde rükû var, secde var, kıyam var, kıraat var. Bunlar maddesidir. Bir de manası var ki üç ana direk üzerinde, sütun üzerinde durur namaz. Nedir onlar? Birisi Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahiyesini hissedip Allahu Ekber. Birisi Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Acip icraatı karşısında Subhanallah. Birisi de nimetleri karşısında insanın kemali itaat ve mahcubiyetle değil mi Allah'a karşı kemerbeste-i ubudiyet olmak demek olan değil mi nimetlerin karşısındaki şükran duyguları içindeki kulun Allah'a olan minnettarlığı. Şimdi bu üç mana üzerine kurulmuş namaz. İçinden bu üç manayı aldığınız zaman namaz sadece kuru bir cesetten ibaret kalır. Sadece hareketten ibaret kalır. Oruç da böyleymiş. Orucun maddesi akşama kadar açlık, şükrü manevi. Şimdi oruç nedir? Bir şükürdür. Şimdi orucun içindeki şükrü manevi nedir? O da orucun manasını hissetmek, ruhunu yaşamak. Oruç kapısıyla şükür değil mi? Oruç anahtarıyla şükür kapısından içeri girmek. Demek Allah'a karşı ihtiyacımızı hissedip neydi hatırlayalım? Ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. Bir, ikincisi o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmek. Üçüncüsü de o nimetlerin kıymetini takdir etmekle olur. Kıymetini takdir etmediğiniz bir şeye ihtiyacınız, ihtiyacınızı hissedemezsiniz. İhtiyacınızı hissetmediğiniz bir şeyden dolayı da Allah'a minnettarlığa şükre ihtiyaç hissetmezsiniz. Değil mi? O sizi ne yapmaz? Allah'a şükre ve minnettarlığa götürmez. Demek önce içeriden o duygu coşup gelecek. İnsanın manasından, ruhundan o hissiyat, o duygu coşup geldi mi o zaman dışarıda değil mi, hangi ibadet olursa olsun içi maneviyat dolu, mana dolu, ruh dolu, içi ve dışı dolu bir ibadet olur. Yoksa sadece değil mi, Allah muhafaza hareketten, açlıktan, sadece cesetten ibaret bir vücut gibi ruhsuz kalır Allah muhafaza. Ha. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi kısa bir iftar duasıyla inşallah bitirelim. Amin. Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve'l Ahirin. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanetinde minkul. Ya Rabbi bize insanlık rütbesini emanet etmişsin. Hakkını vermeyi nasip eyle. Bu koltuğu doldurmayı nasip eyle ya Rabbi. Bu insanlık koltuğunun hakkını vermeyi, hakkıyla insaniyeti zirvede yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi hayvaniyetimiz içinde boğdurma ya Rabbi. Nefsaniyet içinde boğdurma ya Rabbi. Cismaniyet içinde boğdurma ya Rabbi. Dünyevi hadiseler altında, siyasetin, siforunçunun şunun, bunun içinde bizi kaybolup gitmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu dünyadan başımızı ahirete doğru çevirip çıkarmamızı nasip eyle. Bu hedefi bize unutturma ya Rabbi. Bu iftar vaktinde ellerimizi açtık ya Rabbi, boynumuzu büktük. Şu serkeş nefsimizi, şu şımarık nefsimizi oruç vesilesiyle dizginlemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi oruç imdadımıza koştu. Ya Rabbi oruç derdimize derman oldu. Ya Rabbi oruç nefsimizi elimize verdi. Şu nefsi bugünden itibaren terbiye edip de nefis nefisteki cihazat ile sana kulluk yapabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu iman hakikatlarından istifademizi küllileştir ya Rabbi. Bizi kavli ve fiili duada muvaffak eyle ya Rabbi. Kabul olmayan duadan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin için yaşarmayan gözden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ürpermeyen kalpten bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Aşyet duymayan ruhtan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ellerimizi açtık huzuruna durduk ya Rabbi. Şu derslerimizi şu şu sohbetlerimizi dergahı izzetinde ahseni kabul ile kabul eyle. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Amin ya Rabbi. Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız. Bize gösterdiğin numunelerin, gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster. Bizi makarlı saltanatına celbet. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Bize burada tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve tebid ile tazim etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muhti başı başıboş bırakıp idam etme. Allahümme zid ve la tengus bi hurmetil Fatiha.